Efendim aylardır devam eden Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilim tabi hat safhaya ulaştı. Bölgesel çatışmaların büyük bir savaşa dönüşmesi an meselesi. Habertürk ekibi de Lübnan'da biraz önceki saat diliminde de bir bağlantı kurmuştuk kendileriyle günlerdir. Habertürk ekibi Lübnan'da oradaki tansiyonu an be an aktarıyor. Şimdi bu gerilimin daha da tırmanacağını Hizbullah'ın eski milletvekili Faysal Abdül Satır'la konuştu. Habertürk ekibi izleyelim. tam karşıda gördüğünüz gibi tanık olduğunuz bir saldırı gerçekleşti. O nokta İsrail tarafı. Lübnan İsrail sınırında karşılıklı saldırılar sürerken kapıdaki tehlike geniş çaplı bir savaş. Peki savaş çıkacak mı? Gerilim daha ne kadar sürecek? İzbullah'ın kurucu kadrosunda yer alan eski milletvekili Faysal Abdül Satır, bölgede artan gerilimi Haber Habertürk'e anlattı. Aslında herkes Lübnan ve İsrail arasında geniş çaplı bir savaş bekliyor. Ama bu henüz kesin değil. Çünkü Hizbullah geniş bir savaştan yana değil. Düşman İsrail de bunu istemediğini söyledi. Aslında İsrail'in bu yaptığı Gazze'deki yıkıma karşı bir destek girişimi. Bu olayların temelinde Filistin direnişi var. Ama 10 aydır herkes İsrail Lübnan arasında çıkabilecek büyük bir savaşı düşünüyor. Beyrut'ta Fuat Şükür, Tahran'da İsmail Hani, Abdülsattar'a göre Hizbullah İsrail'in düzenlediği bu suikastleri yanısız bırakmayacak. Bu olacak. Bu intikam Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın kesin bir vaadidir. Gelecek karşılığın üç sebebi var. Birincisi İsrail'in Beyrut'un güneyini vurma cesaretini göstermesi. İkincisi Lübnanlı sivillerin ölümünü göze alması. Üçüncüsü de tabii ki Fuat Şükür'ün öldürülmesi. Ben Hizbullah'ı iyi tanıyorum. Nasıl düşündüklerini biliyorum şu anda düşmanı psikolojik olarak yıpratıyor. Ancak sonunda belki bir kişi ya da bir bölgeyi hedef alarak Hizbullah mutlaka bir karşılık verecektir. Peki o karşılık sonrası İsrail'in 2006 yılındaki gibi bir topyekün saldırısına Hizbullah ne kadar hazır? Hizbullah 2006'daki savaştan çok çok daha güçlü. Artık hassas güdümlü nokta atışı yapan füzeleri var. Onların açıkladığı ve benim de bildiğim çok yıkıcı iki farklı füze teknolojisi var. Füze sayısı olarak da bölgedeki diğer ordulardan çok üstün. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışma istihbarat cephesinde de sürüyor. İsrail, CIA, Fransız ve Alman istihbaratının destek verdiği güçlü bir ülke. Lübnan'da da İsrail'in casusları vardır. Hizbullah, İsrail'le zorlu bir savaş veriyor. Elbette suikastler olacak. Ama bu Hizbullah'ı korkutmuyor. Daha zayıf oldu. 2006 yılında da korkutmamıştı.